esnaf arkadaşlarımız da burada. Bir sohbet olarak düşündük. Öyleyle denk getirdik. Kanımızı da duyuralım. Çünkü zamanla bayağı sıkışıyor. Sağ olsun yetkilerimiz de işlerini bırakıp bu program için geldiler. Öncelikle üç vekilimize de teşekkür ediyorum. Evet, hadi bakalım. Hoşgeldiniz diyorum. Başkent'te düzenlenecek olan Burdur Tanıtım Günleri, Burdur'un 100 dakika olması için bütün kurumlarıyla birlikte sayın vekillerimiz, sayın valimiz, sayın belediye başkanlarımız, kamu kurum kuruluşları ve tüm firmalarla birlikte orada temsil edilmesi için ciddi bir çalışma başlatıldı. Kültür Turizm Bakanlığımız tarafından Atatürk Kültür Merkezi 20-23 Eylül tarihlerinde Burdur için tahsis edildi. Şu andaki yapacağımız faaliyet Atatürk Kültür Merkezi'ndedir. 18-20'si arasında hazırlık çalışmaları 20'sinde başlayacak. Saat 12'de başlayacak Sayın Valim. Ve 23'ü akşamında bitmiş olacak. Yani pazar günü akşamı. 24'ünde de çalışmalar tamamlanmış ve orası boşaltılmış olacaktır. Bu kapsamda Sayın Valimizin talimatlarıyla, Sayın Valim vekillerimizin birebir katkılarıyla, başta Sayın Bayram Eşil'e teşekkür etmek istiyorum. Sayın Hasan Hami Yıldırım'a ve Ramazan Kerim Üskün'e ayrıca vekillerimize de katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bizim Ankara'daki zorlandığımız noktalarda birebir ilgilendiler. Şu anda tanıtım organizasyon şirketi çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ediyor. Burdur kısmında biz Kültür Turizm Müdürlüğü Sayın Vali Amcımız Başkanlığı'nda bir toplantı yaptık. İlk bilgilendirme çalışmamızı o zaman yaptık ve katılımcılar birebir nasıl, ne yapması gerektiği hususunda ön bilgiye sahip olmuşlardır. Buna göre ilçelerde de toplantılar yapılmıştır. Ancak müdürlüğümüz olarak halk oyunları ekibinden tutun da oradaki sanatçılara varıncaya kadar el sanatlarında nasıl bir çalışma ortaya konulacak, bu gruplar halinde basınımız da yine cemiyet başkanımızla da toplantılar yaptık. Ön hazırlıklarımızı yaptık. Sayın Valim, bu organizasyona Burdur'dan toplam 37 kamu kurum kuruluşu ve firmaları katılacaktır. Bu katılım sonrasında tabii ki kendileri tanıtım organizasyonuna sözleşme yaptılar. Kimisi kendi standlarını kullanacak da yeni stand tasarımı yapacak. Bazıları da orada mevcut verilen standları değerlendirecektir. Bugün burada özellikle bir başka noktayı şöyle dile getirmek istiyorum. Orada ortak alan olarak ifade ettiğimiz kısımda halk oyunları ekibi, Teke yöresinin müziklerinin değerlenip ortaya konduğu Burdur Suite'i, yani Oda Orkestrası tarzında Burdur Suite'ini sergileme fırsatımız olacak. Sipsi, Curalak, Kabak Kemane ile ilgili sistem olacak. Boğaz Havası, Gelin Alma ve Kına Gecesi, halk oyunlarının birebir halkın öğretildiği, Teke Zortlatması'nın birkaç figürcüğün oradaki halkla beraber, hadi beraber şunu yapalım dediği etkinlikler yapılacaktır. Yine ortak alanda Güzel Sanatlar Lisemiz, Kardeşçe Kadınlar Derneğimiz, ahşap yakma ile ilgili bir hocamız, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin İstiklal Marşı tabloları, Burdur Dostluk'un fotoğrafları ve bizim hazırlamış olduğumuz fotoğraflar orada sergilenecektir. Açılışa Sayın Bakanımız, Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'nun katılması planlanmaktadır şu anda. Sayın Vekilim'den de o yönde bir bilgi almıştım. Peki tanıtım organizasyon şirketi ne yapıyor? Şu anda ne gibi hazırlıklar yaptı? 20 bin civarında insert, yani el inan dediğimiz 20 bin civarında bastırıldı. Onun bilgilerini biz ona verdik. Şu anda saat 12 itibariyle yine 500 rakette, Ankara'da 500 rakette, 150 billboardta Burdur Tanıtım Günleri afişi yer alacaktır. Yine ilimizde de 15 adet raket ve 15 adet billboard belediyemize ulaştırdık raketleri. Billboardların da yarın geleceğini düşünüyoruz. Burada asılacaktır. Ankara'daki köprülü kavşaklar ve belediye otobüslerinde afişlerin asılması için izinler alınmış ve asılmaktadır. Peki ziyaretçi profili nedir?
bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler, bakanlık bürokratları, Ankaralı halk ve hemşerilerimiz diye sıralayabiliriz. Yine basında ne yapılmıştı sorusuna şöyle bir cevap verilebilir. Basınla ilgili Ankara'da Hürriyet, Sabah, Milliyet, Habertürk gazetelerinin Ankara eklerine 3 gün boyunca ilanlar hazırlanmış ve verilmiştir. Genel itibariyle çalışmanın başarılı bir şekilde yürütülmekte olduğunu ifade edebilirim. Olaya pozitif yönden bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani ilimizin ilk defa böyle bir organizasyona katıldığını, Burdur için bir ilk olacağını belirterek bugün burada basınımızın, Sayın Valim ondan sonra takdim edeceğim, basınımızın katkıları ne olabilir? Sizler orada ne gibi katkı sağlayabilirsiniz görüşeceğiz. Sayın Valim bir de basınımız için orada bir oda hazırlanmıştır, basın odası. Arz ederim efendim. Evet, saygıdeğer valim, değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli başkanlarım, belediye başkanım, oda başkanlarım, değerli basın mensupları. Ben de öncelikle hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Daha önce de iki defa bir basın açıklamamda belirttiğim gibi benim milletvekili olarak hayallerimden birisi Burdur Güller'in Ankara'da yapılmasıyla ilgili. Öğrenciyken de böyle bir hevesi taşıyor idim. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okurken Burdurlar Derneğimiz vasıtasıyla bu tür organizasyonlarda nasıl heyecan duyduğumu çok iyi yaşadım. Şimdi tabii diğer iller, vilayetler bu işleri gerçekleştirdiler. Geçen perşembe Sivas ikincisini gerçekleştirdi. Malum Sinop'tur, Trabzon'dur, en fazla Kastamonu vilayeti belki 5-6 defa gerçekleştirdi. Ankara'da, başkentte bu tür ilimizin tanıtılmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü hem üst bürokrasinin hem bakanlıklarımızın o noktadaki gayretini gelme imkanının çok kolay olabileceğini de ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere başbakanımıza, başbakan yardımcılarımıza, tüm bakanlarımıza davetiyeler iletildi. Sayın Valimizle beraber geçen hafta içerisinde Veysel Eroğlu bakanımızla görüştük. Faruk Çelik büyük ihtimalle gelme durumu söz konusu olacak. Diğer bakanlarımızın hepsiyle aslında biz, Bülent Arınç'ın program var, ilk davetimiz ona idi. Daha sonra Meclis Başkanımız Cemil Bey'ydi, o Fransa'da. Diğer hepsiyle de görüşme yapıldı. Şu an için iki bakanımız katılacak gözüküyor. Şimdi daha önce de söyledik, en az 300 bin hedefleniyor. Ben bu perşembe Sivas günlerinin katılımın ikincisi olmasına rağmen gerçekten çok iyiydi. Şunu belirtmek isterim. Ankara'da bu tür günleri takip eden bir kitle var. Yani 150 bin ile 200 bin arasında emekli olmuş, efendim gün içerisinde nerede vaktini geçireceğini planlayan aileler, bu tür bir kitle var. Dolayısıyla biz 3-4 gün içerisinde bu kitlenin Atatürk Kültür Merkezi'ne gelmesini sağlamamız gerekiyor. Tabii organizasyonumuzun çok iyi olması için sponsorların da olması gerekiyordu. Burdur'dan tabii mutlaka katkılar söz konusu da. Bunun yanında oradaki o maliyetten kurtulmanın yolunu şey yaptık. Birçok genel müdürlüklerimize standlar da verdik. Mesela Çaykur Genel Müdürlüğümüz gelecek, TCD'de Devlet Demiryolları, PTT orada yapacak. Ziraat Bankamızı en son görüştük, onlar gelecek. Dolayısıyla bu tür bir çalışmayı da orada yapmış olduk. Bunu özellikle belirtmek isterim. Esas, yani bu toplantımızın özünün ben şu olması gerektiğini düşünüyorum. Ankara'daki Burdurluları harekete geçirmek ve Burdur günlerinin Ankara'da yapıldığını çok büyük bir kitleye nasıl ulaştırabiliriz? Biliyorsunuz iletişim araçları artık çoğaldı. Dolayısıyla Twitter'da başladı arkadaşlar çalışmalara. Facebook'ta paylaşımlar arttı. Cep mesajları çekmeye başladık. İşte bu noktada biz Ankara'daki Burdurlu hemşerilerimizin bir çabasının olması için onları harekete geçirmemiz gerekiyor. Bir de Burdur'u sevenler,
İşte daha önceki yazımda da belirttim. Burdur'dan evli olan bayanlar, Burdur'dan evli olan enişteler, bunlar da Ankara'daki bu katılımın çok daha iyi olması için bir çalışmanın içerisinde olmamız gerekiyor. Aslında ilkini gerçekleştireceğiz. Tabii bunun akabinde benim daha önceki ideallerimden birisi de Ankara'da Burdurluları geldiği zaman, hastanelere geldiği zaman özellikle veya öğrenciler ailesiyle geldiği zaman çaresizlik içerisinde olmaması için bir Burdur evinin, bir Burdur konuk evinin bir şekilde yapılması için öğrenciliğimden beri böyle bir düşüncemiz vardı ama gerçekleştiremedik. En yaklaştığımız dönem İstanbul'daki Burdurlulara ait olan bir Salda Oteli vardı. O satıldığında onun parasının Ankara'ya taşınması ama o dönemde maalesef onu da gerçekleştiremedik. Neden böyle düşünüyorum? Değerli arkadaşlar, hepiniz malumu. Ben bir ara Burdur'daki otobüs firmalarından günlük Ankara'ya kaç kişi gidiyor? Bucak'taki otobüs firmalarından günlük Ankara'ya kaç kişi biniyor? Haftada kaç kişi gidiyor? Ankara'da bir ayda ne kadar Burdurlu geliyor? Bunları hesapladığımızda gerçekten çok büyük bir yekün tutuyor idi. Böyle bir konuk evinin olması hem Ankara'daki Burdurlular Derneği'nin iyi bir yerde olmasını sağlayacak, hem de Ankara'daki Burdurluların beraber hareket etmesini sağlayacak. Bu noktada inşallah bu birincisini gerçekleştirdiğimiz burada başarılı olursak, ikincisi ve üçüncüsünde daha güzel bir çalışmayla o hedefe kilitlenen bir çalışmayı yapabiliriz diye benim acizane bir düşüncem var. Bu arada tabii Ankara'daki Burdurluların da, özellikle bürokrasideki Burdurluların da bir araya gelmesine bu Burdur günleri ben vesile olacağını düşünüyorum. O noktada bürokrasimizde değerli arkadaşlarımız var, Burdur'un her köşesinden arkadaşlarımız var. Onları da tanışma imkanı olacağız. Belki ilk defa karşılaşacağız Burdur basını olarak da. Çünkü bazen arkadaşlarımız bulundukları konumları maalesef kendi vilayetimizde bile ifade etmiyorlar, etmek istemiyorlar. Öyle bir yolu tercih ediyorlar ama orada inşallah bu arkadaşlarımızla hep beraber buluşma imkanını sağlayacağız. Şu ana kadar reklam tanıtımı duyurulması açısından ben birçok şeyin yapıldığını düşünüyorum. Bugünden itibaren Ankara'daki billboardlara da asılmaya başlandı. Zaten köprülü kavşaklara izinler gerekiyor. Sık görüşmeler yapıldı. Özellikle Burdur Şişi, efendim yemek kültürümüzü tanıtma konusunda ayrıca yemek reyonu var zaten. Aslında en fazla kalabalık da orada var nedense yemek bölümünde. Orada biz Burdur yemeklerimizi bu sefer için belki bir Burdur şişiyle, ceviz ezmesiyle, gülüsarın kavurmasıyla, işte bucak tarhanadır, saleptir, bu tür şeylerle gidermeye çalışacağız. Ama daha sonra bence o bölümde giden arkadaşlarımızın olumlu intibalarıyla daha iyi bir neticeye varacağımızı düşünüyorum. Fazla vaktinizi almayayım. Hepinize katkılarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milletvekillerin, çok kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlarım. Ben de sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii öncelikle teşekkür etmek lazım. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanların, Ticaret ve Sanayi Odamızın değerli başkanları. İnşallah amacına ulaşır. Çok şey söylendi. Sayın Milletvekilimiz anlattı birçok şeyi. Tekrar etmeye gerek yok. Hazırlıklar öyle görünüyor ki tamamlandı. Değerli milletvekili arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları, Sayın Belediye Başkanları, çok kıymetli basın. Biz de üzerimize düşen görev anlamında devamlı Bayram Bey'le, Han Bey'le içeri içindeydik. Ankara'da bizim parti, ana muhalefet partisi anlamında Sayın Genel Başkanımıza davetimizi bizzat ilettik. Grup başkan vekillerimize, tüm milletvekillerimize, parlamentoda yer alan tüm milletvekillerimize davetiyelerimizi ilettik. Twitter'da bunu günlerdir paylaşıyoruz. Yine Facebook'ta paylaşıyoruz. Gerçekten güzel izlenimler alıyoruz. Diğer milletvekillere görüştük. Gerçekten Sivas günleri, Kastamonu günleri, biraz önce Bayram Bey'in de anlattığı gibi Ankara'da paylaşılıyor. Bu AKM'nin müdavimleri var. O müdavimleri hem alışveriş anlamında
Gerçi Burdur'daki esnaflarımız bunu henüz kavrayabilmiş değil. Hem alışı ürünlerin pazarlaması anlamında hem ürünlerin tanıtım anlamında çok güzel bir işlevi yerine getiriyor bu şehir günleri. Bu anlamda ben çalışmalarından dolayı Sayın Valimize, milletvekili arkadaşlarıma, belediye başkanlarımıza ve basınımıza teşekkür ediyorum. Günün iyi olacağını, o günümüz mümkün olduğu kadar sonuna kadar orada beklemeye çalışacağız. Gelen misafirlerimize ev sahipliği yapacağız. Bu Burdur'umuzu özelidir. Hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Bu anlamda bir muhalefet milletvekili olduğundan tüm katkılara hazır olduğumuzu basın önünde de tekrar belirtiyorum ve katkılarımızı da sürdüreceğimizi canı yürekten değerlendiriyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Başkanım, size bir şeyler söyleyeceğim. Sayın milletvekillerim, değerli basın mensupları. Gerçekten 8-9 yıldan beri Bayram Bey bundan bahseder. Bu yıl artık bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz hep beraber. İnşallah tüm kurum ve kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle topyekün halinde bütün ağırlığımızla hepimiz Ankara'da olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkan, Bucak adına kim konuşacak bir arkadaşımız da Bucak adına nerede? O da başkanımız konuşsun. Başkan, ha? Bucak adına da siz konuşun. Bucak adına. Özür dileriz ya. Bucak kaymakamımız var. Kaymakamımız var. Kaymakamımız var. Kaymakamımız var. Şeylerimizde. Peki. Kaymakam Bey konuşsun. Evet. Bucak adına da sen konuşun. Bucak, folklor, üretimin, kültürel değerleri, bütün hepsini hazırlamaya çalışıyoruz, taşımaya çalışıyoruz. Ben belediye başkanımıza, Bucak Ticaret Sanayi Odası'na ve diğer odalarımıza görev alan herkese teşekkür ediyorum. En iyi şekilde Burdur'u orada yüzünü atmaya çalışacağız. Arkadaşlar, geldiğim günde hemen vekilimize daha ilk tanıştığımızda telefonla konuyu dinlene getirdiğini, Ankara'daki bu tür programların müdavimi olarak önce büyük bir heyecanla karşıladım. Çünkü aşağı yukarı 3 seneden fazla Ankara'da genel müdür yardımcısı olarak çalıştım. Bu programlara çok gidiyoruz. Özellikle memleketimizin programı ayrı bir heyecan uyandırıyor. Ama işte Rize günleri olsun, Trabzon günleri, Kastamonu günleri, işte Sayın Vekilimizin bahsettiği Sivas günleri. Yani memleketimizi gezip görmek güzel ama o imkanı bulamayan, işte Atatürk Kültür Merkezi biliyorsunuz ulaşımı çok kolay olan bir yer. Orada gelip hem memleketleri tanıyorlar, oranın yöresel ürünleri alım satımı oluyor ve daha önemlisi tüccarlar da bu programları takip ediyor, geliyor orada bakıyor, bağlantılar kuruluyor. Muhtemelen onları yaşayacağız inşallah çünkü üyemize hakikaten sadece burada üretilen birçok ürün var. Onların tanıtımı, bağlantıların kurulması açısından, yani bunu sadece bir tanıtım olarak, kültür faaliyeti, turizm faaliyeti olarak görmemek lazım. Ticari bir faaliyet de bu tür programlarda gelişiyor. İnşallah bunları da yaşayacağız orada. Burdur gerçi Türkiye'de eğitimle biliniyor. Tarihi antik kentleriyle biliniyor. Ve hemen hemen ben dahil Türkiye'de birçok insan en azından gelip burada askerlik yaptı, oradan biliyor, yurt dışında biliniyor. Ama dediğim gibi sadece böyle bir askeri anıların konuşulduğu bir yer olmaktan daha çok kültür varlıklarıyla, üretimiyle, sosyal yapısıyla, zenginlikleriyle, işte orada türkülerimiz olacak, konserlerimiz olacak, programlarımız olacak. Bu bir güzel bir buluşma olarak değerlendiriyoruz. Sayın vekillerimiz özellikle bu işin üzerine durdular. En son Bayram Bey'le beraber Sayın Bakanımıza
davetiye getirdiğimizde, yani Şam'a elimizde o davetiyeden olsa göstersek, Sayın Bakan bu davetiye mi, tablo mu diye sordu. Biz tablo değil, davetiye dedik. Böyle tablo gibi çok güzel hazırlanmış davetiyelerimiz vardı. Yani zarfını, bu değil. Bunun zarfı, zarfını saklayacağını söyledi. Çünkü hakikaten çok güzel bir zarf oldu. Bu şu, yani sadece bir isim yazıp getirdiğiniz zaman onun fazla bir anlamı olmuyor ama o zarfı ben vali olarak şunu söyleyeyim. Bu şekilde gelen zarfların hepsini saklıyorum. Yani öyle isminiz bazen çok güzel ustalarımız var. Ustanın ismini geçmeyin. Ankara'da bir ustamız bu zarfları hazırlıyor. Bayram Bey'in tanıdığı. Yani bana öyle davetiye gelse ben onu saklarım. Çünkü dediğim gibi bu tür davetiyeleri, zarfları özellikle ben saklıyorum. Bir gün fırsat olursa gösteririm sizlere. Oradan başlamak suretiyle, yani zarfına kadar bir özen gösterildi. Bu davetiyeye özen gösterildi. Esnafımız bu işe özen gösterdi. Belediye başkanımız, genel meclisi başkanımız özen gösterdi. Bucak ekip olarak bu işin içerisinde ve mermer camiası özellikle onlar güzel bir bölüm hazırlayacaklar. Onlar kurulmaya başlamış. Güzel olacağını düşünüyoruz. Çünkü biz vali olarak zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımız bizi davet ediyor gittiğimizde önceki valimiz bu Burdur Beciliği'ye sürekli orada gezdiğimizde salonları bize tarif ederdi. Ama oraya giden görüyor. Ama inşallah Burdur'umuzun bu değerlerine hem katılanlar yoluyla hem de basın yoluyla duyurmuş olacağız. Dediğim gibi ticari bir faaliyet de olacağını düşünüyoruz. İnşallah güzel olacak. Çok emek sarf edildi. Vali yardımcımız ve kültür müdürümüz bu işi Burdur ayağında. Bayram Bey düşünceden başlayıp eyleme kadar bu işin içerisinde. Sayın vekillerimiz bizden desteklerini hiç esirgemediler. Bugünkü toplantıya da davet ettik. Özellikle böyle bir emekli toplantı tertip edip herkes Burdur için çalıştığını da burada tabii bizim ben gerçi hazıra kondum ama büyük bir emek var. Bu emek sahiplerimizi de sizlerin tanımasını istedim. Yani bu şeyi kolay değil. Aşağı yukarı tam rakam yani 350 değil mi Müdür Bey? 350 kişiye geleceğiz efendim buraya. 350 kişilik bir ekibimiz. Burada sadece firmaları katmadan söylediğimiz ekibimiz. Firmaları da kattığınız zaman bu aşağı yukarı 2000 kişiyi bulan bir ekip. İşte gazeteci arkadaşlarımız da gelecek. Yani bu kadar özen gösterilen bir işin sonunda ortaya güzel bir şeyle çıkacağını ümit ediyorum. Basın mensubu arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman her zaman tanıtımı soruyorlar. İşte tanıtımın en güzeli bu başlangıç olarak sayın. En güzeli bu olacak. Görüşleriniz varsa, söylemek istediğiniz varsa arkadaşlarımızdan onları da alalım. Çorba fazla geciktirmeyelim. Hem çorbamızı... Yanlıştır bilemeyelim. Ama her arkadaşımız ayrı basın kuruluşuna çalışmaktadır. Yani birinin yerine bunu servis yapma gibi bir şansı yok. Bu nedenle televizyonu ve internet gazetesi dahil bilimsel gazetesi şey veriyor. Şimdi Akdeniz televizyonuna ben bunu aktarabilmem için ki en yakın ildi. Benim mutlaka orada olmam lazım. Akşam'da birisinin bana haber verecek de. Doğru. Şimdi şöyle yapalım.